Erivan'da bugün Derderyan'la birlikteyiz. Kendisiyle Erivan'daki son dönemki gelişen eylemleri bir miktar konuşacağız ve onun söyleyeceklerini dinleyeceğiz. Biraz öncelikle şeyden başlayalım. Yani kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Siz Türkiye kökenli bir Ermenisiniz zaten. Evet, Türkçe konuştuğumdan dolayı öyle olacak herhalde. Ne zaman buraya geldiniz? Ben 1991'den beri buradayım. Yani bağımsızlıktan beri. Ondan evvel Fransa'da yaşıyordum. Yani Türkiye'yi çoktan bırakmışım çocuk zamanlarımdan. Okula falan İtalya'da gittim. Sonra orada kaldım artık. Ve 91'de Paris'ten karar verdik aileyle gelip mi? Ya bugünkü konumuz değil belki ama tabii. Buraya gelmenizdeki ana neden neydi? Yani niye Ermenistan'ı seçtiniz? Kendi memleketimde, benim dedelerimin memleketinde yaşamak istiyordum. Yani aslında benim dedelerim tabii ki Osmanlı İmparatorluğundan. Yani Erzincan, Sivas o taraflardan. Ama bir memleket ki neredeki Ermenice konuşuluyor, kültür Ermenice, her şey Ermenice. Öyle bir memlekette yaşamak istiyordum. Ve çocuklarım da istiyordum ki Ermenice'yi bilerek büyüsünler. O ortamda büyüsünler ve öyle de oldu. Peki geçen 20 yıl sonrası, özellikle bugünkü eylemleri de düşünürsek, yani amacınıza ulaştınız mı? Bir anlamda mutlu musunuz yani burada olmaktan? Amacıma ulaştım. Bu ilk dediğimle ilgili, evet. Yani çocuklarım Ermeni büyüdüler, Ermenice ile büyüdüler, Ermeni kültürüyle. Fakat öteki amaç ki güzel, demokratik, serbest, zengin bir ülke olsun, ona tabii ki ulaşamadık. Peki bugüne dönelim. Eylemler nasıl başladı? Biraz onu özetler misiniz? Eylemler tabii ki elektrik zamla o sebep olarak getirildi. Yani gerekçe o oldu. Ama bence halkın içinde patlama potansiyeli vardı ve bu bir şey oldu. Occasion nasıl derler? Yani biz sebep, neden oldu? Neden oldu? Hızlandırıcı oldu daha doğrusu. Evet, hızlandırıcı oldu. Yani bir sene evvel de minibüslerin tarifelerini yükseltmek istediler. Orada yine gençlik bir şey kazanabildi. Eski fiyatını bıraktılar. Eski fiyata geri döndüler. 100 dram yerine 150 yapacaklardı. %100 kaldı. Bu sefer yine deniyorlar ve bu sefer politik partiler, siyasi partiler girmek istemediler. Gençler de istemedi ki onlar girsinler. Ki fazla politize olmasın bu. Yalnız bu elektrik zammına karşı bir eylem oluyor. Ama sonuçta sokağa yansıyan sanırım biraz daha farklı. Tabii ki. Yani gerekçe yalnız bu. Fakat aslında bu hepsinin altında saklı bir durumda. Hükümetten hoşnutsuzluk. Hoşnutsuzluk aslında ve bence bu memleketin %90'ı hükümetten hoşnutsuz yani. Evet, aslında hükümete karşı, fakat maalesef seçimlerde başka şey geliyor. Peki sokakta dediğiniz hani şey yok, örgütlü gruplar yok. Sadece şunu duydum, hani bu Erivanlı Avrupalı Öğrenciler Forumu diye bir grup olduğunu. Onun dışında hemen hemen hiçbir örgütlü gruptan bahsedilmiyor yani eylemlerde yer alan. Ya ağırlıklı da gençler sanırım. Evet, gençler ki zamanında ufak eylemlere karışmışlardı. Yani bir yerde ağaç kesiliyor falan, ekolojik şeylere. Bu minibüsle alakalı. Birkaç ufak tefek şeyler yapmışlardı. Şimdi yine onlar yapmak istiyorlar ki şey olmasın. Çünkü her zaman eylemler fena bitiyordu. Çünkü her zaman eylemin en önemli noktası Cumhurbaşkanı'nın istifası oluyor. Evet, Sarkisyan'ın. Evet. Şimdi öyle bir şey herkesin içinde var belki. Evet. Ama açık açığına öyle bir şey denilmiyor. Bu Gezi'ye benzetilebilir mi biraz? Ben en çok Gezi'ye benzetiyorum. Geçen gün İstanbul'dan benim arkadaşım yeni farkına vardığında bana yazdı ki bu Ermeni ilk bağrı mı? Dedim yok, Ermeni ilk bağrı değil, Ermeni Gezisi. Ve de yani Gezi
tam Gezi'ye çok benziyor. Ve de yani yalnız Gezi değil ama orada da İstanbul'da da yalnız Gezi meselesi. Evet tabii ki, tabii ki. Hükümetten hoşnutsuzluktan. Evet, yalnızca park meselesi değil derdim, evet, elbette. Evet. Peki bu polisin salı gecesi, evet, saldırması yani eylemlerin büyümesine ne derece etkili oldu sizce? Şimdi benim için bunu anlamak biraz zor. Niye ilk gece öyle yaptılar ve şimdi 3 gündür çok rahat kalıyorlar? Avrupa'dan mı çekiliyorlar? Yoksa belki daha fenalaşır diye mi korkuyorlar? Çünkü şimdi bu eylemin sloganlarından biri de şöyle oldu ki, ne kadar ıslatsanız o kadar çoğalacağız, evet, diye. Evet. Ve hakikaten de öyle oluyor. Evet, her akşam daha çok insan. Gündüzleri bekliyorlar, akşam saatleri. Evet, daha doğrusu sınırlı sayıda insan bekliyor. Akşam saatleri, evet, binlerce insan oraya, evet, akıyor tabii. Ve belki onlar da bunun farkına vardılar. Tabii ki Rusya da oradan presyon yapıyor. Rusya'dan bir takım açıklamalar geldi önce. Bu Amerikan yanlısı bir eylemdir işte, evet, Ukrayna'ya, evet, benzeyecek falan diye. Evet. Sanırım pek karşılık bulmadı bu. Tabii ki bulmadı çünkü hakikatle hiçbir alakası yok. Aha. Fakat Rusların derdi öyle anlatmak, o şekilde göstermek. Aha. Çünkü onlar hiçbir eylemi kabul edemiyorlar. Sosyal medyada bir şey rastladım. Bir tane siyahi birisini, artık fotomontaj mıdır gerçek midir bilemeyiz de, yakalamışlar işte, Amerika olduğunu kanıtlamak için gösteriyorlar gibisinden. Yani Amerikalılar bu işlerin içerisinde diye. Ya, bir foto ben de gördüm ama hiç alakası yoktur. Evet, evet. Belki siyahi biriydi, buradan geçiyordu. Yani. Amerikan elçiliğinin ben hani rastladığım şey oldu. Açıklaması daha çok bu şiddet olaylarının ve basına yönelik şiddet hareketlerinin soruşturulmasına dönük bir şey, talepte bulundular. Evet. Ama Rusya tarafından gelen suçlamalarda Amerikan elçilik mensuplarının bizzat eylemlerin içerisinde yer aldığı gibi bir şey söyleniyor. Hani bu ne derece gerçekçi sizce? Çünkü hiçbir gerçekte yok bence. Çünkü şu anda Rus-Amerikan şeyi... Ya gerilimi özellikle Ukrayna tabii. Gerilim dolayından, sebebinden Ruslar her şeyin günahını Amerikalıların üzerine atıyor. Evet. Ama yani Ermeniler o kadar da mı hiçbir şey yapamazlar? İlle de biri mi olması lazım? Evet. Yani aslında bu tabii her yerde olan manipülatif şeylerden, evet, bir tanesi. Gençlik kendi istediğini yapıyor. Peki Sarkisyan yönetimi sizce geri adım atacak mı elektrik zamlarında? Ben umut ediyorum. Yok ki o 7 dram için, 7 kuruş için. Evet. Çünkü o, yine de 7 biraz fazla veririz, yine yaşayabiliriz ama bu gençlik tamamıyla ümidini kesecek. Aha. Zaten memleket boşalıyor. Bugün uyanmış bir gençlik var. Evet. Şimdi hiçbir şeye varmazlarsa çok daha fena olacak Ermenistan, evet, durumu. Hiçbir şey elde edilmezse sonuçta daha da umut kesilip daha fazla terk etmeye başlayacaklar. Daha fazla terk etmeye başlayacaklar. Ama 7 kuruş zammı olmazsa belki bir ümit uyanacak. Evet. Ve 2 sene sonra belki seçimlerde Sarkisyan'ı dışarı atabilecekler. Sarkisyan, peki mevcut partiler, benim gördüğüm hani burada yaşadığım sürece izlenimim, hani hemen hemen hepsi sağcı ve muhafazakar ve bu gençliğin söylediklerini pek anlayabilecek şeyde, bir çerçevede bakmıyorlar hayata. Yeni örneğin partilerin ya da siyasal oluşumların şekillenmesi mümkün mü? Yani bu ayağa kalkışın sonrası. Evet ama zaman ister. Aha, zaman ister fakat mesela geçen seçimlerde Rafael Vanisyan belki o kadar taraftarı yoktu fakat Serj Sarkisyan'a karşı oy verildi ona. Yani herhangi biri de gelse bence belki Sarkisyan'ın daha fena olsun o. Hı hı. Ama değişiklik olsun. Benim istediğim, hı hı, o şu anda. Sonra onları da yolcu ederiz, onlar da. Ama en azından Sarkisyan iktidarı pek istemiyor yani. Çünkü evet, benim çok arkadaşlarım öyle düşünüyoruz. Hı hı. Bu memlekete bir şey değiştirmek lazım. Aha. Yani kökten değiştirmek. Ermenistan ekonomisi şu anda sosyal ekonomik durumu çok fena. Çünkü
monopol var, ekonomik monopol var. Birkaç oligarkın elinde bütün devletle onlar iç içe girmiştir. Ve normal halkın hiç ümidi yok ki kendisi bir iş yapabilir ve onunla yaşayabilir. Evet. Yani her zaman gözler veya eller şeyde, yurt dışında, oradaki daha çok da Rusya'ya bakıyor herhalde. Tabii, oradan arkadaşlar, akrabalar para yollayacak. Hı hı. Böyle devam edemez memleket. Yani sınırlar da kapalı, o da başka evet. mesele. Elektrik zammının arkasında yolsuzluk meselelerinin olduğu söyleniyor. Tabii, yani ben %100 inanıyorum yolsuzluk meselelerine. Çünkü şayet Rusya'da, Ermenistan'dan 2 defa daha ucuz elektrik. Ukrayna'da 3-4 defa daha ucuz. Gürcistan'da daha ucuz. Niye Ermenistan'da bu kadar pahalı olacak? Hele ki Ermenistan'ın nükleer santralı var ve çok hidroelektrik santralları var. Yani ortalama ekonomistler hesap etmişler, bir 20'den 25 dram arasında oluyor elektriğin asıl maliyeti. Kendileri bizim üstümüze 40'tan 50'ye çıkarmak İki katına yaklaşık. Yani kendileri zenginleşecekler, onun için yapılıyor, başka bir Bir de geçenlerde sohbet ederken şeyden bahsetmiştiniz. 2008'deki bir olaydan bahsetmiştiniz. Burada gene muhalefetin ayağa kalktığı bir dönem. Evet. Yani oradaki olan. Onu biraz anlatır mısınız? Bugün ona benzer bir şey oluyor. Peki çok daha hafif tabii ki. O seçimlerin sonundaydı. Eski Cumhurbaşkanı'nın dönemi bitmişti. İki dönem yeni bu Sarkisyan şeydi. Kandidate nasıl? Adaydı. Ve karşısında da ilk Cumhurbaşkanı Ter Petrosyan'dı. Evet. Ve Ter Petrosyan daha çok sosyal sloganlarla geliyordu. Evet. Ve sonunda sonuç bizi tatmin etmedi. Yani halkın büyük kısmını tatmin etmedi. Çünkü bir defadan Sarkisyan ne kadar yaptı bilmiyorum. %70'ini oyların aldı ki olamazdı. Çünkü sokakta kimle konuşsan hepsi de Sarkisyan'a karşıydı. Onun için mitingler başladı, eylemler başladı. Fakat bir hafta sonra polis kırdı eylemi ve sonunda 10 kişi öldü. Nasıl gerçekleşti ölümler? Ateş açtılar. Yani neredeki sitin olan yerde, tam operanın şeyinde, meydanında sabah erken bu seferdeki gibi polis girdi, yakaladı, dövdüler, bir kısmını hapise attılar, sözde birkaç soğuk silah denir mi Türkçe'de? Yani bıçak böyle şeyler. Yaralayıcı silahı. Yani ateşli silah değil. Evet. Buldular. Evet. Ve o bir kısmını hapise attılar. Ter Petrosyan'da hapsettiler. Eve, kendi evini hapsettiler ve durdu hareket durdu. Evet. Fakat durana kadar da o gün akşamleyin oldu. Polisle halk karşı karşıya çıktı ve sonunda 10 kişi öldü ve kimse ceza görmedi o 10 kişinin. Bunlar herhalde daha sonradan açığa çıkmış sanırım. Hani polisin kullandığı eski Sovyet silahlarıyla işlenmiş. Evet, eski silahlarından dolayı yanlış şeyler oldu. Yani belki öldürmek istemiyorlardı herkesi, fakat ölmüş. O silahların isimlerini ben iyi bilmiyorum. Arada iki tane de polis ölmüş herhalde. İki tane de polis ölmüş. İlk önce sanılıyordu ki yani göstericiler yaptı. Sonra ispat edildi ki %100 polis kendi arasında yanlışlıkla herhalde kendi arkadaşlarını bulmuş. Evet, yani sonuçta bir provokasyonla eylem engellenmiş oldu yani bir biçimde. Bir de ceza görmemesi ilginç tabii yani kimsenin. Evet, tabii. Bugüne kadar daha yani 7 sene geçti, hallolmadı o. Peki, kapattılar burada demokrasi nasıl işliyor? Yani şöyle şeyler duydum daha doğrusu, buradaki basına yansıyan şeyler. Bir muhalefet lideri örneğin sokakta darp edildi, yani kafası kırıldı. İşte 7 muhalefete ait 7 tane araç yakıldı. İşte bir başka asıl
Gagik Sarıkyan örneğin hakaret edilerek bir biçimde yani muhalefetin lideri yerinden edildi falan. Yani ama sonuçta hani, sonuçta ortada kendine göre bir de demokrasi var. Bütün bunlar örneğin soruşturuluyor mu? Yani ya da şey söyleyebilir miyiz? Yani buradaki demokrasi aslında kapsayıcı bir demokrasi mi? Yani insanlar istediklerini buluyorlar mı? İstedikleri gibi yaşıyorlar mı bu rejimin altında? Kapsayıcı değilse de epey bir demokrasi var. Bence mesela Azerbaycan'dan daha iyi bir demokrasi var ve daha diktat. Türkiye ile karşılaştırsak bazı durumlarda daha iyi, bazı durumlarda daha fena. Çünkü Türkiye'de bence seçimler daha iyi oluyor buradan. Aha. Ama Türkiye'de gazeteler de epey açık konuşuyorlar. Burada yani rahat insanlar mı diyorsun şey sözlerini söylemesi Türkiye'de buraya göre. Evet. Ha, ama burada da şey medyalar yani epey serbest konuşabiliyorlar. Hı-hı. Televizyon devletin elinde. Hı-hı. Televizyonda hiçbir şey yapamazsın. Fakat böyle arada sırada da bazı muhalefet liderlerinden biri dövülüyor falan ama açıklanmıyor sonunda kim yapmış, nasıl yapmış. Sözde polis onunla alakası yok. Herhalde aralarında bir kavga yapmışlar, ondan olmuş. Yani gibi, üstü yani, kapanıyor. Tabii polis sonuçta derinlemesine araştırma yapmıyor. Araştırma yani. Yapmıyor, evet. Ondan da demokrasi imajı kalıyor yani. Evet. Yine demokratik memlekette yaşıyoruz. Yani. Peki bu gelişen eylemler, yani bütün bu meseleden çıkış için bir umut olabilir mi? Yani bir gelecek taşıyor mu sizce? Sizin örneğin işte çocuğunuz, gelininiz, torununuz hepsi katılıyormuş tabii, bu eylemlere. Tabii onlar hepsi katılıyor. onlar niye katılıyor örneğin? Yani... Çünkü onların umutları var tabii ki. Tabii ki ve istiyoruz ki bu memleket normal bir memleket olsun ve sonunda daha iyi conditions. Ya daha iyi koşullarda. Koşullarda yaşayalım ve de barış olsun bizim komşularımızla da daha iyi yaşayalım. Evet. Yani barış olması için ne yapmak lazımsa yapmak lazım. Çünkü böyle devam edemeyiz. Türkiye'li ve Kürdistanlı izleyicilere ne dersiniz? Yani şey özellikle buradaki gelişmelerin üzerinden hani karşılaştırıyorsunuz da tabii zaman zaman. Evet. Hani özel bir mesajınız var mı? Ben de Türkiye'lilere daha çok demokrasi diliyorum. Kürtlere de, Türklere de. Ve especially nasıl desem, özellikle özellikle Kürtlere de daha çok otonomi diliyorum. Otonomi Türkçe olur mu? Özellikle. Yani kendi okullarda Kürtçe öğrenmek bu tür şeyleri inşallah daha iyi bir noktaya getirebilirler. Yani epey hareket var bu son 5-10 sene içinde fakat tabii ki yetmez o. Peki, umarım ki daha iyi olsun. Bir gün sınırlar kalkar mı? Yani Türkiye, Ermenistan, benim bütün coğrafya. Benim rüyam o olurdu. Yani burası Avrupa Birliği gibi bir şey olsaydı, sınırlar kalksaydı, gidip gelseydik hiçbir problemimiz olmazdı. Bizim toprak istemi falan böyle hikayeler de artık yok olurdu. İstiyor, çok istiyorsun git Van'da yaşa senin için denirdi. İlle de yani işte oranın ismi Ermenistan olacak diye bir şey yok. İstiyorsan Van kenarında senin için ev yap, yaşa. Evet. En güzel şey o olurdu ama biz görür müyüz acaba Allah bilir. Bir de herhalde bu eylemler şimdi Türkiye'deki sosyal medyada da şöyle bilgi olmaya başladı. Ermenistan'daki yapılan edilenlere ilgili. Sanırım dayanışmanın da bir önemi var değil mi? Yani sonra... Tabii. Yani sonuçta aynı dünyanın üzerinde yaşıyoruz. Evet tabii daima dayanışmak lazım. Ben kendim ufak yaştan İtalya'da büyüdüm. Oradaki mesela 68'de öğrenci hareketi falan daha çocuktum ama öğrencilerin taraftarıydım. Fazla anlamıyordum ama onun için o yaştan beri ben daima dayanışma taraftarıyım ve sivil toplum şimdi çok önemli. Yani yalnız hükümet karar vermeyecek bu memleketin nasıl olacağını. Sivil toplum aynı şekilde katkıda bulunmalı. Yani. Evet. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Tamam. Son bir söylemek istediğin mesajınız var mı?
HDP'de bir milletvekili adayları seçildi. Ha, ha onu da evet. Söyleyeyim mi? Tamam. Ha şöyle ha. Söyleyeyim o zaman. Evet. Türkiye'de şu an son seçimlerde 3 tane Ermeni yani farklı evet. partilerden milletvekili olarak meclise girdi. Bunun hani Ermenistan-Türkiye ilişkileri için bir, ya da Ermeni toplumuyla Türkiye'li halkların ilişkileri arasından olumlu bir şeye işaret ettiğini düşünüyor musunuz gelecek anlamda? Sembolik olarak çok çok güzel bir şey. Fakat yani HDP'nin politikasında biliyoruz ki kendisi demiştir ki Ermenistan'la sınırı açma taraftarları ve de soykırımın tanınması taraftarı. Ama öteki diğer ikisi kendi partilerinin dediklerini yapacaklar. Daha fazla ileri. Belki CHP'deki olmayabilir. CHP'deki belki olmayabilir. Evet. Selina zaten hı. epey şey olarak özgür konuşuyor diyelim. Şayet öyle yapabilirse yalnız partinin şeyleriyle çizgisinde kalmayıp diyeceğini dese çok güzel bir şey olur ama başlangıç için zaten benim için çok güzel bir şey. Evet yani birilerinin olması orada ha, Ermeni evet. olur. Galiba Suriyani de mi varmış? Suriyani de var. Suriyani de var. Arap Ezidi de var. O çok güzel yani Türkiye'nin demokratikleşme sürecini gösteriyor. Evet yani sonuçta evet. tabii ki bir sürü uğraşın üzerine oturuyor. Ya. Evet. Oldu. Oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kapatabilirsin. Bence güzel bir şey. Kapatma. Şey yok. Röportajın şeyini kapatma. Ha. İşte biz sonuna geldik. Haçit Derderyan'la Ermenistan'daki Ermenistan'da eylemler ve son dönemdeki gelişmeler üzerine sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz. Tekrar başka zaman yeniden konuk etmeyi isteriz tabii ki. Rica ederim. Ben de teşekkürler.